Günaydın Kendal Bey. Günaydın. Oğlunuzu düşünüyorsunuz galiba. Evet. Onu, olanları. Görüyorum ki siz de bu duruma çok üzülüyorsunuz. Hani ne olur onu affetseniz de gelip burada çalışsa. Baba oğul kaldığınız yerden devam etseniz. Olmaz Sadık. Kalbimi çok kırdı. İnsan babasından gizli evlenir mi? O insanın babası, sevdiği kızın annesini seviyorsa böyle bir şey yapabilir. Anladığım kadarıyla sizin ona izin vermeyeceğinizi bildiği için bir şey söyleyemedi. Böyle davrandı. Hayatımda ne Dudu kaldı, ne oldu. Buyurun. Güçlü bir ayrılık sihiri arıyorum. Bu ansiklopedilerin hepsini daha önce aradım taradım ama istediğim gibi bir şey rastlayamadım. Acaba diyorum böyle sizin elinizde daha etkili, daha yeni sihirleri barındıran bir kitap var mı? Çocuğunuz bir faniyle mi evli? Ay nereden anladınız? Ben anlarım. Aha! Yoksa siz... Boşu boşuna bunlara bakmayın. Şatoma gelin. Aa, sen de kimsin? Dudu. Dudu. Dudu yok mu? Nereye gitti acaba? En iyisi ben ona bir not bırakayım. Dudu, şatoya geldim yoksun. Üstelik bir midilli gördüm. Kim bu Allah aşkına? Taceddin nerede? Umarım gene bir haltlar karıştırmıyorsundur. Neyse, gelince beni çağır konuşalım. Hoşça kal. Hoşça kalın efendim. Suzancığım. Aa hoş geldin Meral. Teyzeciğim. Nerede benim kız? Orada. Betüş. Betüş ben sana kimi getirdim? Aa Meral teyze hoş geldin dalmışım. Merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Başınız çok kalabalık fazla oyalamayacağım. Sana bir şey sorup hemen gideceğim. Tamam. Aha. Hadi konuşun. Ne oldu? Önemli bir şey değil hayatım. Biraz önce şatoya uğradım. Annem, baban yoklar. Ama orada bir minicik at var. At mı? Evet, bir midilli. Ha neyin nesi olduğunu ben de kestiremedim hayatım. O gerçek bir midilli mi? Yoksa anneye gene kızıp birini midilli haline getirdi, onu kestiremiyorum. Konuşuyor mu? Evet, kişniyor. Ay bu çok garip. Evet, şimdi ben annene mesaj bıraktım hayatım. Mesajımı almadan önce sen onu görürsen neler olup bittiğini sor. Öğrenirsen bir şeyler bana da haber ver tamam mı? Tamam teyze. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Periliçe sihir yasalarında bir değişiklik yapmış. Bana onu anlatacak. Toplantıya gidiyorum. Tamam. Hadi canım. Şey Meryem teyze akşam Eda'lara gidiyoruz. Geliyorsunuz değil mi? Gelmez olur muyum güzelim? Anne kızcağızı o kadar üzüyor ki bizlere ihtiyacı var. Yanında olmalıyız. Hadi bay bay. Meryem teyzeciğim o zaman toplantı bitince siz kafeye gelin. Buradan beraber eve gidelim. Sadık'ı alır Eda'lara geçeriz. Tamam aşkım. Suzancığım hoşça kal. Aa, güle güle Peri Hanım canım benim. İyi bak. Hoşça kal. Güle güle. Bay bay. Suzancığım kusura bakma böyle senin yanında kulaktan kulağa konuşmak pek hoşuma gitmiyor ama aile meseleleri. Anlıyorum canım aşk olsun. Olur öyle aile içerisinde. Yani konu komşunun her zaman her şeyi bilmesi de gerekmez değil mi? Ben şurayla ilgileneyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.